Türkiye'deki en son teknolojik gelişmeleri ekranlarınıza getiren Teknovya bugün Tekno Arge'de. Aydın Üniversitesi'nin işte teknoloji araştırma uygulama laboratuvarlarında. Birazdan en son teknolojik gelişmeleri, hatta dünyaya yön veren o buluşları Teknovya farkıyla ekranlarınıza getireceğiz. O zaman ne duruyoruz? Haydi yeni buluşları Teknovya farkıyla ekranlara getirmeye. Teknovya yine yeni buluşları ekranlarınıza getirmeye devam ediyor. Biliyorsunuz son günlerde Akit Haber, Derin Gerçekler programı, Teknovya, Genç Görüş, Kenevir'le ilgili programları ekranlarınıza getirdi. Ve orada bir hususu dikkat çekti. Dünyada kenevir süper güçler serbest bırakırken Türkiye'de neden yasaklanıyor diye. Bunun altını çizdi ve kenevirden neler yapıldığını ekranlarınıza taşıdı. Öyle ki kenevirden endüstriyel alanda sanayide 5000'den fazla ürün imal edilebiliyor. Ve Türkiye mühendislerinin azmi ve başarısı sınır tanımıyor. Geçen haftalarda size kenevirden üretilen bir teknolojik buluşu getirmiştik. Dünyanın gıptayla baktığı, sadece izleyebildiği bir buluşu. Çünkü yine Türkiye mühendisleri bunu tasarlamış ve Teknovya farkıyla da ekranlarınıza getirmiştik. İşte o cihaz solumdaki cihazdı. Neydi bu cihaz? İçinden bütün bakterileri, bütün virüsleri öldürecek, gözle göremediğimiz, öyle milimetrelerle değil, çok küçük mikro seviyesindeki mikropları da gören, tespit eden bir buluştu bu. Ve Türkiye'nin dört bir yanındaki gümrük kapılarında, sınır boylarında, AVM'lerde kısa zamanda yer alacağını söylemiştik. Şimdi dünyanın dört bir yanından bu cihaza talepler var. Ama Türkiye mühendisi boş durmuyor ki. Bakın, hemen kısa sürede sağımızdaki ürünü geliştirdiler. O ürün ne? Hemen size onu da söyleyeyim. Teknovya farkıyla anlatayım. Çünkü bu ürün de çok konuşulacak. Dünya bu ürünü de gözünden düşürmeyecek ve bu ürünü de takip edecek. Şimdi hemen o ürünün sağında, önünde valizleri görüyorsunuz. Valizlerin içindeki kesici aletleri, bomba türü aletleri de tespit etmek için, yani bizim güvenliğimizi hat safhata tutmak için hem X-ray olarak geliştirildi, hem de gözümüzde görülmeyecek virüsleri tamamen yok etmek için geliştirildi. Şimdi bizim Türkiye'nin Einstein'ı diye nitelendirdiğimiz bir hocamız, Muzaffer hocamız var. Onunla söyleşiye geçeceğiz ve bu ürünlerin ayrıntılarını Teknovya farkıyla ekranlarınıza getireceğiz. Yalnız yine Teknovya'nın bugün size bir sürpriz daha var. Bunu da kalmayacak. Biliyorsunuz son günlerde Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde artık kenevir. Ve Tarım Bakanlığı bugün artık startı verdiğini açıkladı ve kenevirle ilgili yeni çalışmalara geçtiğini söyledi. Şimdi onların çalışmalarını destekleyecek başka bir ürün çok kısa zamanla yine Türkiye mühendislerin alın teri, emeğini sergileyen bir ürünle daha Teknovya bugün karşınızda olacak.
Türkiye'nin Einstein'ı Muzaffer Gökçimen. Şimdi yanındayız. İşte arkamızda da geliştirdikleri şaheser. Türkiye mühendislerinin alın teri ve emeği aslında. Bakın, şimdi Muzaffer Gökçimen ve ekibi neler yapıyor? Öncelikle size onları bir sıralayayım. Sonra bugünkü sürprizimize gelelim. Yeni bir buluşu daha Teknovia farkıyla, Muzaffer Gökçimen farkıyla ekranlarınızda taşıyacağız. Bakın, Tekno Ar-Ge Türkiye'de kenevir sapından yapılan çalışmaları neler? El dezenfektan cihazları, bagaj dezenfekte, X-ray cihazları, kurşun geçirmez yelekler, kurşun geçirmez plakalar, akü kabı, araba kaportası, uçak kaportası, kanadı ve galeyler, gemi gövdesi, hızlı tren ve tramvay kaportası, kağıt, kumaş perde, halı, kilim, X-ray cihazı, radyasyon önleyici kaplama, kiremit, bina kaplama, neme karşı olanları ve yine neme karşı metal kaplama, mobilya imalatı, yani çiçeğinden yapılan imalat çalışmaları, kanser ilacı, kanser durdurma ve yavaşlatma çalışmaları. Bu çalışma Kenevir, Türk İstanbul Aydın Üniversitesi ve Tekno Ar-Ge tarafından yürütülüyor. Bütün bu çalışmalar biraz da fark ettiyseniz yavaş yavaş ve üstüne bastıra bastıra okumaya çalıştım. Çünkü bize yasakladıkları kenevirden yapılıyor. Amerika'nın dünyaya yasakladığı, üçüncü sınıf diye tabir ettiği ülkelerde yasak koyduğu kenevirden yapılıyor. Peki bir sorumuz olsun. Bıçağı neden yasaklamıyorsunuz? Bıçak neden yasak değil? Ekmek bıçağını da yasaklayın. Cinayet aleti olarak kullanılıyor. Bakın, elektriği, şu anda aydınlandığımız elektriği yasaklayın. Yılda kaç kişi elektrik akımından canını kaybediyor? Biliyor musunuz? Kenevir'in 5000'den fazla üründe faydaları var ve hem sanayide kullanılıyor ve endüstriyel alanlarda da kullanılıyor. Şimdi bir örnek vereyim. Bir ağaç, bakın bir ağaç 4 kez kağıt yapılırken, dönüşüm yapılırken kenevirden 8 kere dönüşüm yapabiliyoruz. Ya da bir ağacı 20 ila 25 yılda büyütürken bir keneviri 4 ayda büyütebiliyoruz. Görebiliyor musunuz aradaki farkı? Şimdi ben fazla daha lafı uzatmayayım. Sözün sahibine vereyim. Bu işin arifine vereyim. Ve Muzaffer Gökçümen'le önce arkamızdaki buluşu, sonra da sürprizimizi ekranlarınıza getirmeye devam edelim. Buyurun hocam. Şimdi tekrar hoş geldiniz. Biz yaptığımız çalışmalarımızı her gün üstüne ekliyoruz. Fakat ben bugün, dün bizim için çok önemli bir konuydu. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz kenevir olayının ele aldılar. Bu da Sayın Dilpak'ın ne kadar haklı olduğunu ve buna bugün 2 senedir emek harcayan Yalçın Hocam, Aydın Üniversitemizin yapmış olduğumuzun çalışmalarını nihayet sizin gibi arkadaşlarımızın halkımıza duyurmayı ve bilinçlendirmesini sağlamaktayız. Biz neler yapıyoruz? Biz durmadan devam ediyoruz. Bugüne kadar çok suçlamalarda bulunduk. Kenevir deyince akla hemen esrarlar geliyor. Valla biz esrar tarafında uğraşmıyoruz. Bizim işimiz sapınla. Ve dolayısıyla bu ürün öyle bir ürün ki işte numuneleri de şeyleri de burada. Biraz evvel anlattığınız gibi biz kendimiz kendi imkanlarımızı bu kadar ele alabildik. Bundan sonra esas işler başlıyor. Bir an önce bizim Kenevir Türk derneğimizin başında iş adamlarımızın bir araya gelmesi lazım. Tamam biz bunları üreteceğiz ama bunları işleyecek makinalarımız yok. Hemen hazırlıklara başlamamız lazım. Bir gün bile zamanımız yok. Yani kenevirleri işleyecek makinaları kategorilere ayırmamız lazım. Hepimiz aynı şeyleri yapamayız. Ve dolayısıyla birisi işte bunu sapını işleyecek, birini lifi yapacak, biri kumaşını yapacak, diğer efendim kompozitlerini yapacak. Biz de bunlardan ürün elde edeceğiz. Şu anda biz bunu ne yapıyoruz? Rahmetli
sizin de bildiğiniz gibi Erbakan hocamızın D8 ülkelerinden Malezya'yı seçtik. Bu ürün orada çok var ve çok da ekiliyor. Ve dolayısıyla biz şu anda oralardan tedarik ederek ülkemize getirerek ithal ediyoruz aslında. Şu anda ithal ediyoruz çünkü başka bir şansımız yok. Ama biz de bunu işte anlatabilmemiz için halkımıza, büyüklerimize işte bunların nasıl önemini anlatabilmemiz için biz burada bazıları önderlik etmemiz gerekiyordu. Biz şu anda biz bunu yapıyoruz. Biz de bunların içinden seçtik. En önemlisi nedir? İşte savunma sanayimiz, hijyen konumuz çok önemli. Biz kendi kaderimizle işimizin gereği bu tarafını ele aldık. Ve dolayısıyla kendi imkanlarımızla bugünlere kadar getirdik. Sizin sayenizde de halkımıza tanıtıyoruz. Bunlar tamamen %100 yerli. Hatta ben daha fazla politik olmasını ileri gitmeyeceğim ama bize şu anda yurt dışından inanılmaz teklifler var. Ortak yapalım diye. Gerek yok. Biz yapıyoruz bunları kendimiz. Ve sizlerin sayesinde tanıtmayı da çalışıyoruz. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız Emine Hanım poşet olayını çıkarttı. Keşke biraz daha öncelerden buna başlamış olsaydık da bu plastik poşetleri de yasaklamasaydık. Niye? Polimerden üretecektik. Evet. Ve dolayısıyla doğal olacaktı. 6 ay içinde onlar yok olacaktı. Bu yasaklar da gelmeyecekti. Ama hem daha ucuz olacaktı, önde olacaktık. İşte şu olacaktı, bu olacaktı ama sağ olsun önemli bir konu. Şu anda çalışıyoruz. Biz de hızla poşetleri geri getirelim demiyoruz ama polimeri en azından ülkemizde işleyip inşallah daha ileriki yıllarda bu kaosu da ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Ve dolayısıyla ama bunlar bir çalışma. Bunların hepsi grup çalışması. Yani bazı iş adamlarımızın buna el atmaları gerekiyor. El attıktan sonra bu gruplara ayrıldıktan sonra çok daha ileri başarıya gidebileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi biz burada X-ray cihazı yaptık. Diğer makinenin haricinde valizleri temizledik. Sonra eksik olduğumuzu düşündük. Burada bir virgül koyalım. Ben gündeme getirdim. Evet. Şey olarak bana izleyenlerden ya keşke X-ray de olsaydı. Neden o ya daha size bunu paylaşmadan sizden müjde haber geldi. Evet. Bu kadar hızlı refleksinizin olması neye bağlı? Onu da açıklamanızı istiyorum. Şöyle biz işimizi yaparken her yönünden düşünüyoruz. Evet bu X-ray bunda olamazdı. Niye? Bu uçaklara gidiyordu. Çok zaman önemli orada. Valizleri temizledik. Sonra ben de çok seyahat ettiğim için bir dakika dedim ya. Tamam valizleri temizledik ama hepimizin önünde ufak bir valizlerimiz var. Uçaklara biniyoruz. Bu da çok tehlikeli. Düşün ne yapalım? Dedik ki biz bunu X-ray ile X'i bir arada birleştirelim. Bu ürün ortaya çıktı. Çok hızlı çıktı bu ürün. Hemen doldurduk bunun arkasını ama çok ses getirdi. Niye? Çünkü bu ürün aslında olması gereken bir ürün. Yani uçağın içine giren alttaki valizden hem metal, işte tabanca gibi, şu gibi tehlikeli maddeleri de eliyoruz. Hem de valizlerini temizliyoruz. Uçağın içine giden her şeyi güvenlik altına alıyoruz. Aslında sözünüzü keseyim. Şimdi bir önceki buluştan yola giderek tahmin ediyorum. Şimdi orada bazı radyasyonları egale ediyordunuz, tutuyordunuz. X-ray'de daha çok radyasyon var. O zaman burada tamamıyla bunu da kenevir sayesinde tutup yok etme imkanımız oluyor. Bunu da açmanızı istiyorum. Şimdi şöyle, X-ray'lerde açık yani yiyecek maddeler olursa içinde evet radyasyon alıyor. Bunu kimse kalkıp da bana almıyor diyemez. Bunun zaten kaynakları da var. Ha ne yaptık işte biz bunu birleştirince ama X-ray'in otomatik olarak kendisinde bir radyasyon verişi var. Ve dolayısıyla biz dikkatimizi şu çekti. Bunların dışında bir kurşun kaplama vardır bunun. Biz buna kenevirle o kurşunu birbirine katınca bunda radyasyon daha da aşağı seviyelere düştüğünü gördük. Ha dedik ki biz bunun içinden bunu geçirince arka tarafında da dezenfektan ettiğimiz zaman sıfır virüse rastladık. Ne oldu? İkisini bir arada oldu. Muhteşem bir icat ortaya çıktı. Bize ait, ülkemize ait. Hayırlı olsun. Ama bunu çok kullanılacak. Çünkü bu hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Başka bir değişme var. Ben buraya değişmeden gitmeyeceğim. Dünyanın her yerinde, yalnız ülkemizde değil. Bu X-ray cihazları evet kontrol ediyor. Yaydığı radyasyonlar kontrol ediliyor ama bunların biliyorsunuz orada bir perdesi var. O perdeler eğer zamanında değişmezse ve iyi değilse, ucuz ise onun başında çalışan görevlilerimiz maalesef o radyasyonu yiyor. İşte biz buna karşıyız. Maalesef bir sürü yan etkileri başlıyor insanlarda. Ben bu konulara fazla girmek istemiyorum. Bunu doktorlarımız daha
iyi açıklarlar ama bizim yaptığımız şeyde başına duran 8 saat, 6 saat, 7 saat çalışan insanlarımız inanılmaz bir kere şeye maruz kalıyor. Burada biraz ben değineyim. Ya siz girmek istemediniz ama şimdi MR çekilen yerlerde hamile bayanların önünden geçmesi daha yasaktır. Değil mi? O zaman hamile bayanlar oradan geçmeyecekse, şimdi ben kendim yürütüyorum. Bunun önünde duran bir bayansa demek ki üreme ile alakalı çok büyük sıkıntılar olacak o bayan. Kesinlikle. Ufak cinsel olarak tamamen. Çocuksa kafası bir kere olduğu gibi yiyor. Yani bir hamile bir bayanın yüksekliğinde bir çocuk ki o da geçiyor bunun yanından. Onun kafası olduğu gibi radyasyona maruz kalıyor. Yani aslında bu buluşla bir sağlık problemini daha ortadan kaldırmış oluyoruz. Kaldırmış olur derken tespit etmiş olduk. Şimdi ne yapacağız biz? Çok bunun dışındaki bu kurşunla keneviri birleştirerek bunun yaymış olduğu radyasyonu minimize edeceğiz. Ettik de zaten. Şimdi bütün bunlara dikkat edilmesi lazım. Biz bunu gereken yerlere yazıyoruz. İşte sizin sayenizde bunlar yetkili kişiler bunları görüyorlar. Ama bunun başında binlerce, milyonlarca insan taşıyor. Ve bu çok önemli bir olay. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Bizim görevimiz işte burada başlıyor. Dolayısıyla bu cihazın daha özellikleri var. Hem kullanışı kolay, hem her yerde olması gereken bir şey. Ne mutlu ki bize. Artık yani ben zaten hastalığım biliyorsun. Madem Türkiye'ye yapıştırmak benim hastalığım. İnşallah bundan sonra da bu ürünler bize ait, ülkemize ait. Hep bizi böyle barbar marmar diye tanıyor ya bunlar. Aslında keneviri ilk kullanan, kağıda da dönüştüren Türk milleti. Yani bunlar bilmem ne ülkeleri de şimdi ben girmek istemiyorum politikaya ama onların zaten geçmişini kaç yıllık. Biz bunları aslında keneviri kullanırken kullandığımız reçineler bile okçulukta bilirler. Yani bizim Osmanlı yayında buynuzlardan yapıştırmadır orası. Ve orada kullanılan reçineler ne kadar sağlamdır ki biz aslında ona benzer reçineler kullanıyoruz bunda. Yani doğal. Dolayısıyla da biz bunu eskiye dönerek de biraz karıştırarak buralara geldik. Ve bu olması gereken bugün çok farklı yerlerde olmamız gereken bu kenevirde maalesef ne yapalım? Biz de bugünden sonra hızlanmaya çalışacağız ama bu yeterli değil. Ben bütün iş adamlarımızı bu konuyu el atmalarını rica ediyorum. Neden? Çünkü buradaki konu çok geniş. Yani bunu ekmek bir şey değil. Ekildi, bitirildikten sonra işlenmesi çok önemli. Acil olarak bu dallara basmamız lazım. Gelsinler, biz her türlü yardımı yapacağız. Konuları ayırmamız lazım. Herkes hurra bunda para varmış. Öyle bir şey yok. Bilinçli bir şekilde hızlı bunları paylaştığımız takdirde hem para kazanacağız hem bu ülkemize faydamız olacak hem dünyada inanılmaz bir ihracat yapacağız. O zaman hocam canlı canlı X-ray cihazımızı Teknovia farkıyla bir deneyelim. İzleyenlerimize, tüm Türkiye'ye, hatta tüm dünyaya bu güzel şaheseri bir duyuralım. Olmaz mı? O zaman starta ilk kez ben basayım ve yardım edebilirler mi? Hemen bir valizi koyalım şuradan. Şu anda valizimizi şu anda aldı. X-ray'iniz. Şu anda tehlikeli bir madde yok ama valizimiz devam ediyor şu anda. Arka taraftan valizimiz biraz sonra çıkacak. Dezenfekte edilmiş vaziyette. Edildikten sonra da valizimin üstünde bir el işareti meşhur bizim. Dolayısıyla bu valiz artık her türlü güvenli bir valiz. Güvenli valizimizi bir alalım. Güvenli valizimiz geldi. Bir el işaretiyle de valizimizin güvenli olduğu bakın hemen şurada. Görüyoruz. İşte bu cihaz, yani bu valiz, işte bu şaheserde hem içindeki kesici aletler, bomba türü cihazlar tarandıktan sonrasında da tüm virüsten dezenfekte ettirilip dışarıdan tek bir cihazla artık geçiyor. İşte eğer burada bir sıkıntı olsaydı içinde bu zaten gitmeyecekti, duracaktı. Görevli de gerekeni yapacaktı. Evet, yani burada artık ortada durduruyor, geri çıkarıyor ve burada sıkıntı var diye. Çok güzel. Hem hızlı, çok pratik, %100 emniyetli.
Şimdi hocam, tekrar ben bir test daha istiyorum sizden. Arkadaşlarımız bir tane daha, şöyle canlı canlı bir tane daha. Şimdi diğer valizimizi aldık. Bir el daha, bir güvenli el daha yapıştıralım. Hatta 3 el yapıştıralım bugün. Bir bakalım tekrar. Arkadaşımız valizi koydu. İlk aşama X-ray aşaması. Kesici aletler. Bunda farklı bir şeyler var. Diğer valizde mesela. Ne var? Ama yani içinde aletler, şunlar bunlar var ama tehlikeli bir madde yok içinde. Evet. Bu da yürüdü. Gidiyor. Burada resmini çekti. Çekti. Bu biz de kayıt altına da alıyoruz. Hani herhangi bir şey çıkarsa daha sonra emniyet tekrar bunu kontrol edebilir için her buradan giren kayıt altına. Herhangi bir personelde ihmal var mı o da teyit edilsin. Evet sevgili izleyiciler, ikinci güvenli elimiz yeşil rengiyle yine karşımızda. Bir valiz daha alalım. Bir valiz daha gösterelim. Evet, hemen ikinci valizimi, üçüncü valizimizi de atıyoruz. Bakalım bunun içinde ne varmış. Evet, üçüncü valizimiz geldi. Ve onda da farklı cisimler var. Ama o da temiz. Resmini çekti, kaydı yaptı. Şu anda bu veri tabanımıza işlendi. Ve diğer tarafta dezenfekte yapıldıktan sonra, evet, onu da arkadaşlardan rica edelim, kaldıralım. Bayağı ağır hocam bu valizler. Metaller. Evet. Evet, bir yeşil el daha. Tekno Arge farkıyla basıldı ve güvenli bir şekilde artık yolcumuz seyahatini yapabilir. Ya da Türkiye'ye güvenli bir şekilde girebilir. O güven aslında bizim sağlığımızla ilgili. Allah göstermesin. Bir virüs bütün Türkiye'yi tehdit edebilir değil mi hocam? Uçan kapıları kapandıktan sonra içerideki hava işleniyor. Eğer bir virüs varsa Allah korusun. Allah korusun. Ama şu an böyle bir risk kalmadı. Kalmadı. Herkes rahat. Yani uçak işletmesi rahat, içinde oturanlar rahat, çalışanlar rahat. Herkes rahat, huzurlu. Sıfır virüs. Bitti. İşte Türkiye mühendisi yapıyor. Tüm dünya Türkiye mühendislerine bakıyor. MB Bilişim Teknolojilerinin sunduğu Teknovia devam edecek. Sunduğu Teknovia devam ediyor. Sevgili izleyiciler, bu son yayınımızda bugün Tekno Arge'den dumanların içerisine yapıyorum. Bilmiyorum ekranlarınıza o dumanlar geliyor mu ama biraz önce en son hamlede işte Türkiye'nin Einstein'ı Muzaffer Hocam uçaklara sinyal verdi. Yani koordinat belirledi. Bu koordinatı gören uçaklar da birazdan zararlı bölgedeki o zararlıları temizleyecek. Yani yukarıdan bombaları bırakacak. Niye? Biz sınırımızda güvende ve eminde olalım diye. Emin olalım diye. Şimdi hocam, Türk Silahlı Kuvvetleri için, emniyet mensupları için, emniyet mensuplarımız için yaptığınız çok güzel bir buluş. Nerelerde kullanılacak buluş? Bunlar her gün hendek kazıyorlar. Hendek kazıyorlar ve tabii bu son derece tehlikeli bir şey. Bizim Mehmetçiklerimizi buralardan gizli avlıyorlar. Biz de düşündük, bunlara karşı daha basit, ucuz ama etkili ne yapabiliriz diye. Bu kirpileri yaptık. Bunlar elimde tuttum, şu anda tamam tekerlekler falan gözüküyor. Aslında bunun bir kamuflajı var. İşte bu bir kirpi olabilir, tavşan olabilir. Biz bunları şu andaki şeyimizde 5-10 kilometre canlı olarak üzerindeki 4 tane kamerayla istediğimiz hendeklere kadar yollayabiliyoruz. Bunları orada uykuya yatırabiliyoruz. Bunlar aşağı yukarı 4-5 gün uykuda bile yatabiliyorlar. Ama orada bir hareket olduğunda kontrol merkezindeki erimiz bunu gördüğü anda artık bunu canlı olarak o teröristlerin ne yaptığını görüyor. Ortam dinliyor, görüyor. Eğer
tehlikeli bir durum varsa, yapılacak bir şey yok. Kendisi isterse bu kamikazedir. Yani üzerine patlayıcılar var. Orayı kendisi de imha edebilir. Ha durum ondan da vahim ise bu sefer ne yapıyor? Uçaklara koordinat belirlemesi için üzerindeki sinyallerini çalıştırıyor. Bu lazer de olabilir. Biraz evvel göstermiş olduğum gibi duman, sis olarak da olabilir. Ama buranın yerini belirleme etkin. Bunu biz yaptığımız zaman biz bunu 5 kilometre, 10 kilometre yapabileceğiz. Bu elimdeki tutum çok ucuz ama çok pratik, çok etkili bir cihaz. Ve bunun üzerinde birkaç tane biz versiyon yapıyoruz. Bunların bir tanesi de bunların telsiz ve telefonlarını da jammer olarak imha edebiliyor. Yani bunların konuşmalarını engelliyor, haberleşmelerini engelliyor. Yani bir sürü fonksiyon yaptırabiliyoruz. Bunun en önemli özelliği, yerli yapıyoruz biz bunları ve çok ucuza yapıyoruz. Ama bana göre çok etkili olacağını düşünüyoruz. İnşallah biz önümüzdeki günler bunları hazırlayıp komutanlarımıza göndereceğiz. Onlar da eksik yönlerimiz varsa tamamlayabilsin. Ama bizim yaptığımız şu andaki araştırmalarda 5-10 kilometreyle hiçbir elimizi rüzgara atmadan bunları dinleyebileceğiz. Hendeklerin içine girebileceğiz. Gerekirse anında da onları imha edebiliriz. Biraz intikalinden de bahsedelim. Hangi şartlarda intikal edebiliyor? Mesela bu elinizdeki suda gidebiliyor mu? Suda gidebilir. 35 derece dağlara tırmanabilir ve bunun üzerindeki lastikler bunun havalıdır ve çok enteresandır. Bu takla atabilir. Yani bunun bir sürü opsiyonları var. Tekrar kendi kendine düzelir. Yani kaplumbağa gibi havada kalmaz. Tekrar terste gidebilir. Zaten üzerindeki kameralardan dolayı zaten biz canlı her şeyi de burada görüyoruz. Yani ortamı. Artık bunu komutanına veya o erdeki o pozisyona göre kendisi belirleyecek. Ama bir sürü opsiyon yaptırırız. En önemlisi bunun çok ucuz olması. Milyonlarca dolar olmaması. Biz bunlarla bir komutayla 10 tane, 100 tane bunlardan çalıştırabiliriz. İMA olursa da çok ucuzdur. Rakamını vermeyeceğim ama çok ucuz. Gerekirse de orayı havaya da uçurabiliriz. Yok diyebiliriz. Sinyal yollayabiliriz. En uygun neyse oradaki duruma göre komutanlarımız belge. Ama bu kirpiler başlarına bela olacaktır. Onlar kazsınlar. Onlar kazdığı deliğe biz... Şimdi bu tünele girdi. Diyelim yakalandı. Yakalandığında oradaki tehdidi kendini imha ederek... Maalesef imha ederek orayı komple o kişilerle birlikte yok eder. Sevgili izleyiciler, ne dedik? Türkiye mühendisleri yapıyor, dünya bakıyor dedik. Ama şunu da ekleyelim. Artık cebimizdeki parayla Pentagon'un kapısında beklediğimiz günler çok geride kaldı. Ve artık biz NATO'nun sıçrama tahtası ya da asker deposu da değiliz. Yaptığımız ürünlerle dosta güven, düşmanın kalbine korku salıyoruz. Sevgili izleyiciler, dünyadaki ve Türkiye'deki en son teknolojik gelişmeleri ekranlarınıza getiren Teknovya bugün İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma Geliştirme Laboratuvarlarından ekranlarınıza geldi ve birazdan Teknovya çok farklı bir yere gidecek. Teknoloji tadında bir konferansa gidecek ve işte ileride üniversitenin o sıralarını dolduracak. Burada laboratuvarlarda yeni teknolojik gelişmelere imza atacak gençlerle buluşacak ve o gençler yarının Türkiye'sini bugünden şekillendirecek. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Teknovya İstanbul Fatih Borsa Anadolu Endüstri Meslek Lisesi'ne gidiyor ve o pırıl pırıl gençleri ekranlarınıza getiriyor.